Sesleri.net YouTube kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, çekmiş olduğum videolarını beğeniyorsanız videoları beğenip paylaşarak, reklamları izleyerek ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere gördüğünüz gibi böyle çıtı pıtı her türlü örgüleriniz için kullanabileceğiniz gene kolay bir örgü modelini yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Bu modelimizi ince pamuklu bir iplik ile ördüm. Alize'nin bahar yünüyle ördüm. Bunu da gördüğünüz gibi lif yünümüzle, lif ipiyle ördüm. Çok güzel oldu. Modelimiz gördüğünüz gibi çıtı pıtı bir örgü modeli. Minik çimler örgü modelimizin adı. Modelimiz 4 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken arkadaşlar 4 ilmek ve katları artı bunu 3 tane tamamlayıcı ilmek ve kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamamızı oluşturabilirsiniz. Ben sizlere bugün bu modelimizin küçük bir kısmını gösterip paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, şişime 17 ilmek attım. 3 bölümlük bir kısmını göstereceğim. 4 kere 3 12 artı 3 de tamamlayıcı ilmek ve buna da artı 2 kenar ilmek ilavesi yaparak ilmeklerimi şişime attım. Yani toplamda 17 ilmek oldu. Bir sıra düz gittim modelimi başlayabilmek için. Bir sıra ördüm ve şimdi modelimin yapımına başlıyorum. Modelimi örgün arka yüzünde kurmaya başlıyorum. Birinci sırada örgünün arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden şişime aktardım ve 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi düz ördükten sonra ipliğimi arkadan öne aldım ve bir sonraki ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bakın, ipliğim önde. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Bakın, örmediğim ipliğim, bakın örmeden aldığım ipliğimin üzerinde bir dolama meydana gelmiş oldu. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım. 3 düzden sonra bir sonraki ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bir sonrasında düz ördüğüm için örmemiş olduğum örmediğim ilmeğimin üzerinde bir dolama meydana gelmiş oluyor. 1 2 3 düz. Tekrar arkadan öne aldım. Bir sonraki ilmeğimi örmüyorum. 1 2 3 düz ve kenar ilmeğimi örerek örgünün birinci sırasını oluşturuyorum. Örgünün ikinci sırasında ön yüzünde tekrar kenar ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. İpliğimi arkadan öne aldım ve 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Bakın, o örmemiş olduğum ilmeğin olduğu yere geldim. Üstü dolamalı olan ilmeğime geldim. Tekrar üstüne doladığım ipliğim ve örmediğim ilmeğimi sağ şişime örmeden aktarıyorum. İpliğim önde. Üstünden doluyorum ve ön yüze getiriyorum. Ters örüyordum çünkü. Doladıktan sonra, yani o ilmeğimin üzerinde, örmediğim ilmeğimin üzerinde 2 tane dolama meydana gelmiş oldu. Tekrar 3 ters. 1 2 3 Örmediğim ilmeğim ve üstündeki dolamalı ipliğim. Tekrar üstünü doluyorum. İpliğimi öne aldım ve 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 3 ters. İpliğimi arkaya alıp kenar ilmeğimi örüp örgünün ön yüzündeki ikinci sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim. Üçüncü sırada tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Bu üstü 2 kez dolamalı olan ipliğimin olduğu yere geldim. İpliğimi arkadan öne aldım. Bakın, şişimi geçirdim ilmeğimin içerisine. Üstünde de 2 tane dolamalı ilmeğim bulunmakta. Önce bir tane ters örüyorum. Sonra şişimi bir arttırma yapıyorum ve tekrar aynı yerden bir ilmek daha ters örüp 3 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Ondan sonra sol şişimdeki ilmeklerimi bırakıyorum.
İpliğimi arkaya aldım. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar arkadan öne aldım. Araya ilmeğimin arasına geçirdim şişimi. Önce bir ters, sonra bir arttırıyorum. Sonra tekrar aynı yerden bir ters ilmek daha örüp 3 ilmeğe ulaşmış oluyorum. Sol şimdiki ilmeklerimi bıraktım. İpliğimi arkaya aldım. 3 düz. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de örüp 3. sıramı tamamladım. Şimdi 4. sırada ve örgünün ön yüzüne geldim. Son modelimin son sırası. Kenar ilmeğim. Başta 3 tane ters ilmeğim bulunmaktaydı. 2 tanesini örüyorum. 1, 2 ters ilmeğimi ördüm. İpliğimi arkaya çevirdim. 3. ters ilmeğim ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. O bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığım yerdeyim. O baştaki ilmeğimle birlikte bakın. İkisini birlikte düz örüyorum. 1. Arttırma yapmış olduğum ilmeğim, onu da düz örüyorum. 2. Sondaki ilmeğimin yönünü düzeltip bir sonraki ilmeğimle ters ilmeğimle birlikte ikisini birlikte örüp bir düz örüyorum. Yani ön yüzde 3 tane düz ilmeğim oluştu. İpliğimi arkadan öne aldım. Bir ters örüyorum. Tekrar arkaya çevirdim. Çünkü baştaki ve sondaki ters ilmeğimi diğer ilmekten birlikte ördüğüm için ortadaki sadece bir ters ilmeğim kalmış oluyor. Ters ilmeğimi ördüm. Sondaki ters ilmeğim ve onun yanındaki düz ilmekten birlikte ikisini birlikte örüp ikisini birlikte bir düz olarak örüyorum. 1 2 düz ilmeğim, üçüncüyü yönü düzeltiyorum ve arkasındaki ters ilmekten birlikte bir düz olarak örüyorum. Minik çimlerim, minik çim örgüm oluşmaya başladı. Bir ters. Düz. İkinci düz ilmeğim, üçüncüyü de yönü düzeltip bir sonraki ters ilmeğimden birlikte örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Arkadan öne aldım. Kenarda 2 tane ters ilmeğim kalmıştı. 2 ters ördükten sonra kenar ilmeğimi de örüp 4. sıramı tamamladım. Bakın minik çim örgüm kendisini göstermeye başladı. Şimdi bundan sonrası ilk sıradan itibaren yaptıklarımın tekrarını uygulayacağım. Arkaya çevirdim. Birinci sırada kenar ilmeğimi almıştım. Birinci sırada ipliğimi arkaya çevirdim. 3 düz örüyordum. 1, 2, 3. 3 düzden sonra ipliğimi arkadan öne aldım. Bir sonraki ilmeğimi bakın sağ şime ters örer gibi geçirdim. Örmeden sağ şime aktardım. İpliğim önde. Tekrar 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Arkadan öne aldım. Örmeden sağ şime aktardım. 3 düz. 1, 2, 3. Ve kenar ilmeğim. Başlangıç sıramı da kurmuş oldum. Birinci sıra. Ön yüzdeyim. İkinci sırada kenar ilmeğim. Arkadan öne aldım. 3 ters. 2 3 İpliğim önde. Örmediğim ilmeğim ve üstüne dolamış olduğum ilmeğimden birlikte tekrar sağ şimi örmeden alıyorum. Üzerine bir dolama yapıyorum. İpliğimi tekrar öne aldım ve 3 ters. 3 sağ şimi aktardım. Doladım. 3 ters.
Aldım, doladım. Bir, iki, üç. Arkaya çevirdim ve kenar ilmeğimle birlikte ön yüzdeki ikinci sıramı tamamladım. Modelimin üçüncü sırasına arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım, ipliğimi arkaya çevirdim ve üç düzüm örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar ipliğimi arkada önüne aldım. Üstünü dolamış olduğum iki ilmeğim ve kendi ilmeğim, bakın araya, ilmeğin arasına geçirdim şişimi. Önce bir ters örüyordum. Sonra üstünü doluyordum ve tekrar aynı ilmeklerden bir ters ilmek daha örüyordum. Yani 3 ilmek oluşturmuş oldum ve sol şimdeki ilmeklerimi bırakıyordum. 3. sıramı da örüyorum dediğim gibi. Model 4 sırada bir tekrar eden güzel minik çimlerden meydana gelen güzel bir örgü modeli. Bu modelimizi her türlü giysileriniz için kullanabilirsiniz. Keyiflen örebileceğiniz güzel bir model dediğim gibi. Ters arttırdım ve tekrar bir ters ördüm. Üç düz kenar ilmeğimden 3. sıramı da tamamladım. Şimdi modelimin 4. sırası. Bakın çimler kendini göstermeye başladı. Minik çim örgü. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tersim vardı. Öncelikle 2 tersimi örüyordum. 2. İpliğimi arkaya çevirdim. Bakın burada 3, bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığım yerdeyim. Ters ilmeğim önde. Bir sonraki düz ilmeğim. Bu iki ilmeğimi sağa dönük olarak ikisini birlikte düz örüyorum. 1. Ortadaki ilmeğim. Onu da düz örüyorum. Bir sonraki üçüncü düz ilmeğimi yönü düzeltiyorum. Ve arkasındaki ters ilmeğimle birlikte tekrar düz olarak örüyorum. Yani 3 tane düz ilmeğimi örmüş oldum. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım. Bir ters, arkaya çevirdim. Diğer ters ilmeğim ve düz ilmeğimle birlikte ikisini sağa dönük olarak örüyorum. Bir düz, ikinci düz ilmeğimi tek başına ördüm. Üçüncü düz ilmeğimi de bir sondaki ters ilmeğimden birlikte örüyorum. Ters. Bu şekilde modelime devam ediyorum. Dediğim gibi 4 sırada bir tekrar eden bir örgü Arkadaşlar modeli. bugün sizlere böyle çıtı pıtı minik çimlerden meydana gelen bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaştım. Dediğim gibi videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca kanalınızın bildirim zillerini açarsanız bundan sonra yayınlayacağım diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.